erkek egemen ataerkil toplumlarda özellikle sanatın ve daha doğrusu kadın sanatçının sanat yapması, sanatını icra etmesi hep engellenilmeye, toplumsal tabularla, normlarla sanatın dışında tutulmaya çalışıldı. Fakat toplumsal cinsiyet farkındalığının yükselmesi, kadın bilincinin oluşmasıyla birlikte bu yolları aşmaya çalışan, sanatta kadının varlığını sadece bir obje olmaktan çıkartıp bir özne olmaya götüren kadınların varlığı da günümüzde giderek artıyor. Bugün de böyle bir sanatçı olan Sabahat Çıkıntaş'ın atölyesindeyiz. Onun eserlerine, resimlerine ve hikayesine eşlik edeceğiz hep birlikte. Merhabalar Sabahat Hanım. Merhaba. Bizi bugün güzel atölyenizde ikramlarınızla karşıladınız. Çok teşekkür ederiz bizi misafir ettiğiniz için. Estağfurullah, ne demek? Bizim bugün buraya yolumuzu düşüren aslında sizin o biraz sıra dışı, neden sıra dışı diyorum? Çünkü toplumun bir sanat, özellikle de kadın sanatçı algısı var. Bununla ilgili tabular, normlar, hepimizin belleklerinde şekillenmiş olan bir takım olgular var. Sizin yaşamınız ama bu olguların birazcık dışında hikayeniz. Evet. Tabii ki bu hikaye bizi bugün buraya getirdi. Sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Peki. Hikayenizi sizden dinleyelim istiyorum. Nasıl tanıştınız resimle, sanatla, yolculuğunuz nasıl başladı? Ah besteciğim, siz de çok hoş geldiniz hepiniz. Çok teşekkür ederim ilginize ayrıca. Benim hikayeme vallahi anlatırsam çok saatler sürer ama ben çok kısa yapacağım. Hı hı. Aslında Eskişehirliyim. 2 yaşındayken Soma Madencilik Anonim Şirketi maden işletmelerine babamın işi dolayısıyla gittiğim için orada 25 yaşına kadar orada kaldım. Babam, hı hı, emekliye ayrılıncaya kadar 79. 4-5, orta 1, orta 2, 4 yıl Eskişehir'de okudum. Böyle bir şey. Çünkü aile çocuğun okumasını çok istiyordu. Özellikle ben en küçük kızdım. Hı hı. En küçük çocuk. Onun için benim okumamı çok istemişlerdi. Fakat, hı hı, ben tam tersi, hiç okuyamayan ve dersleri çok zayıf geçen, hı hı, bir talebeydim. Eskişehir'de de okuyamadım. Annem sonra beni tekrar sınavlara soktu Soma'da. İnat ettiler. İlla okuyacaksın diye. Evet. Somali Lisesi'nin orta bölümünden 2'den orada başladım. Böyle devam etti. Yine orada derslerim hep zayıftı. Fakat resim dersim, ona geleceğim, onun için, hı hı, anlatıyorum. Resim derslerim hep 10, o zamanın, hı hı, puanına göre 10 alırdım hep. Bulgaristan göçmeni bir öğretmenimiz vardı. Ali Hoca'ya da yaşıyorsa, hı hı, buradan sevgilerimi her zaman anarım. O bana derdi ki, ya ne güzel resim yapıyorsun, sen mutlaka akademiye git derdi bana. Hı hı. Fakat şöyle bir şey de olmadı tabii sonraki zaman içerisinde. Hı hı. Okullar arası bir yarışma oldu. İlk resme şeyim oradan da başladı aslında. Hı hı. Bana bir resim albümü hediye ettiler. Birinci oldum. Orta 2 miydi neydi? 72, hı hı, yılı yalnız. Onu, hı hı, biliyorum. Fakat enteresan olan, ben bunu hep anlatırım kendi hikayemde. Albümün üstünde kubbe şeklinde camdan, altında bir İstanbul fotoğrafı var. Hımm. Ben bunu, bu meseleye yıllar sonra ancak jeton düştü. Dedi ki, ya dedim, ben zaten buralara gelecekmişim ki göstergesi İstanbul fotoğrafı. Ondan önce hiç İstanbul'u bilmiyorsunuz, gelmediniz. Biliyorum. Çok arada, çok nadir geliyorum. Neden? Abim sinema sektöründe çalışıyor. Ondan dolayı çok nadir gelmişliğim var. Ama annem, o fotoğraf daha farklı. O fotoğraf, evet. Yıllar sonra ben bunu idrak ettim nedense. Dedim ki, hani insanların yolu değişir, dönüşür vesaireye. Benim zaten belliymiş dedim yani. İstanbul'a nasıl geldiniz peki? İstanbul'a nasıl geldim? 79'da Soma'dan Eskişehir'e taşındık zaten. Söylediğim gibi Eskişehir'deyiz. Orada babamın evi vardı falan filan derken 82'de annem vefat etti. 83'te babam evlendi başka birisiyle. 2 sene üvey anneyle kaldım ve sonra evden kaçtım. Bu doğru ama. Pek söylemiyorum ama son yıllarda söylüyorum. Nedense aman diyorum. Yaşam yani bu kaçmanız yani gerekmişse, o zamanki şartlar onu gerektirmişse. Ama şimdi baktığın zaman, hani diyorum ya, her şerde iyi bir şey vardır diye.
İyi ki de öyle olmuş. Öyle ya kaçmak dürüst tabii ki ama belki kadınlara o dönemlerde tabii ki çok daha önceki yıllar şimdi bile öyle imkanlar sağlanmıyor ama kendi çıkabileceğinizi bilseydiniz işte o toplumsal cinsiyet farklılıkları bu kadar çok derin hissedilmeseydi kız çocukların üzerinde evet. Elbette ki kaçmak değil o aslında o evden çıkıp evet. Kendinize bir yaşam kurmaktı yani. Ha, yani öyle tabii kesinlikle katılıyorum. 85 yılına geldiğimiz zaman İstanbul'a geldim böylelikle. İstanbul'da işte bir dönem teyzemde, bir dönem abim zaten 60'lardan beri buradaydı. Onun yanında sekreterlik yapmaya başladım. Hı hı. Fitaş sinemasının en üst katı. O arada eşimle tanıştım. Hı hı. O da Mimar Sinan'dan, üniversitesinden fotoğraf sanatçısıydı. O şekilde ilk geldiğimde Cihangir'e geldim, abimde kaldım. Ondan sonra da yine eşimle karşılaştıktan sonra evlendiğim yerde abime yakın diye hı hı. Hep Cihangir'de oturdum. Cihangir'de oldum yani. Hı hı. Ondan sonra işte ilk evlendiğim evde oğlum dünyaya geldi. Hı hı. 1988. Sonra başka bir eve taşındık. Hı hı. Hadi bakalım, bilin bakalım ne oldu? Hayatımı değiştirecek çok önemli bir tesadüf oldu. Ben birazcık evde çok uzun anlatmak istemiyorum. Hı hı. Yavaş yavaş resim yapıyordum. Çünkü çocuk büyütüyordum. Hiçbir işim yok. Mesleğim de yok zaten. Yani o zamana kadar aslında klasik bir ev tabii, kadını. Tabii, evlendiniz, tabii. Aynen, çocuğunuz aynen. Oldu. Profesyonel aynen. Bir iş yaşamınız yok. Ev içinde emek aynen. Veriyorsunuz. Ev emeği. Aynen öyle. Hı hı. Aynen öyle. Ben dedim ki resim yapacağım. Başka sorunlar bir şeyler de olduktan sonra karar verdim. Eşim de Cemal Çıkıntaş. Oğlumun babası. O da çok destekli. Hala destekler. Onu hı hı. Da anmak istiyorum buradan. Hı hı. O arada apartmanda bilin bakalım kim oturuyordu? Değerli hocam Yusuf Taktak. Hı. Bu tesadüf olabilir mi? Hı hı. Bence değil. Tesadüfler tesadüf değildir diye ben kabul ediyorum. Bunca yaş, bu kadar tecrübeme rağmen onları her zaman bu şekilde ifade etmek istiyorum. Neydi sizce? Kesinlikle bugüne şu anda şu koltuğa oturacağım güne kadar o süreci yaşamam içindi. Ressam olmam içindi. Hı-hı. Kendime bir alan yaratabilmem içindi. Onun hı-hı. Farkındalıklarını görebilmem içindi ki hı-hı. Gördüm. Bazen bazı insanlar, bazen bazı yerler bunlara vesile oluyor herhalde değil mi? Evet, kesinlikle. Hı-hı. Ve o Cemal de işte o zaman evliydik. Hı. Dedi ki Yusuf Hoca'ya söylerim resimlerimle baksın bir gün dedi. Çok hı. Enteresan. Ben de Yusuf Hoca'yı hiç tanımıyorum ama. Hı. Siz kendi kendinize ama yapıyorsunuz. Tabii hiç tanımıyorum. Hı. Resim bilmiyorum. Akademi neymiş bilmiyorum. Hiç böyle bir alanım yok yani. Hı hı. Ha bir tek kocamın Mimar Sinan'dan mezun olup biraz hani estetik şeyini oradan da görüyorum. Hı hı. Hı. Fakat var olan da bir şey var içimde tabii. Yani kesinlikle. Doğal, içinizde olan. Çıkmamış olan. Hı hı. Bu şekilde böyle devam ederken işte Yusuf Hoca'yı bir gün davet ettik. O da geldi baktı. Hakikaten güzel şeyler söyledi. Ne hissettiniz o ilk güzel şeyler? Ben çok yani... heyecanlandım bir kere. Hı-hı. Hatta Cemal'e dedim ki ya Cemal çağırma Allah aşkına bu resimler nasıl göstereceğim? Bu bir şey değil ki ya çizik çizik bir şeyler yapıyorum. Hı-hı. Kendi kendime rapido mürekkebiyle boyuyorum. Hani böyle bir şey boyalar moyalar falan da öyle hı-hı. Bir şey yok yani. Kendi kendime. Yusuf Hoca dedi ki sizin dedi çok yeteneklisiniz dedi. Böyle bir yeteneğin evde kalmasını istemem ben dedi. Mesela hı-hı. Bu cümleler hala aklımda. Evet, ve beni çok edici. Etkileyen bir şey, bir cümleler hı-hı. Oldu. Ve sonra dedi ki bizim de tarla başında dedi bir atölyemiz var. Atölye üçgen. Orada dedi siz yaşlarda dedi hı-hı. Erkek kadın arkadaşlarımız hı-hı. Var. Buyurun gelin orada siz de resim yapayın, geliştirin dedi. Hı hı. Fakat ben gelemem dedim. Çünkü çocuk Uğur 2 yaşındaydı. Hı. O zaman o şekilde dedi ki peki madem dedi gelemiyorsanız hı hı. Siz dedi seviyorsunuz bu işi besbelli. Ben de yukarıdayım. Saat kaç olursa olsun dedi. Resimlerinizi gelin bana gösterin yukarıda dedi. Hı. Bir yıl öyle gitti aslında. Hı hı. 90 yılı bu. Hı hı. Bendeki heyecana bakar mısınız? Allah, hayıldır, hayıldır. Resim yapıyorum. Gösteriyorsunuz sonra. Sonra bir de mutfak penceresinden bakıyorum ki o hocanın ışığı yanıyorsa saat kaç olursa olsa hakikaten de çalıyorum. Hı-hı. Çaldığım olmuştur. Ama hakikaten çok kibar, çok değerli bir hocamdır. Hı-hı. Kendisi de çok naziktir. Hep kapıyı açardı bana. İşte söylemesi ne gerekiyorsa onları hı-hı, söylerdi. Hı-hı. Şöyle yap, böyle yap falan diye. Bir yıl böyle geçti. Hı-hı. Sonra bir gün yemek yedik birlikte bizim evde. Tekrar söyledi bunu. Yaz böyle gelin dedi.
Cemal de dedi ki peki ya dedi Uğur bir hafta bir gün zaten haftada dedi. Uğur'a ben bakarım. Aa süper bir şey oldu. Ne kadar 91 önemli yılında. Değil mi? Bir gün bile bir kadın için. Değil mi? 91 yılın zannediyorum Haziran ayı falandı, yazdı yani. Öyle üstüm başım öyle kalın olmadığına göre yaz diye hatırlıyorum. Ve böylelikle ilk atölyeye bir perşembe günü Yusuf Taktak Atölye Üçgen atölyesine gittim. Gittim fakat hakikaten çok farklı bir dünyaya girmiş oldum ilk defa. Çünkü hiç öyle bir şey görmedim. Şövalye nedir bilmiyorum, o nedir bilmiyorum, dünya sanatı hiçbir şey bilmiyorum. Herkes resim yapıyor. Şövalyeler acayip değişik boya kokusu, kalemler, insanlar farklı, dilleri farklı. O kadar bayıldım ki aa dedim vay anasını. Korka da bilirdiniz ama. Çekinmedim mi? Çekindim fakat sonra o oradaki arkadaşlar da hepsi çok ama siz de bence insanlar. Kendi yeteneğinize de inanmışsınız. Ya evet sonra önce farkında değildim ama sonra ona inandım evet kendime inandım yani onu söyleyebilirim. Böylelikle başladı. Yusuf Hoca da dedi ki şövalyeye bir kağıt işte koydu. Tors var karşıda. Sabahat Hanım torsu çizin dedi. Çizemem dedim. Önce hayır çizeceksiniz dedi. Şöyle bir şey yaptı. Geldi şöyle gösterdi falan. Oo 2 dakikada tors çizildi. Ben mümkün değil. Sonra artık çizik böyle bir şeyler yapmaya çalıştım ama benzedi. Bir de resim çantası da aldım. Böyle vardır ya. Onu koydum o gün bitimine doğru şirkete. Hitaç Sineması'nın üstüne abim işte eşim. Büyük merakla ikisi de ki ne yaptın? Hemen o torsu gösterdim. Cemal dedi aa vallahi yeteneklisin sen ne güzel. Aa oldu mu olmadı mı falan derken bu süreçte böyle yani o kadar arayıp da bulamadığım bir alanmış ki kendimle ilgili. O atölyede 12 yıl kaldım ben. 12 yıl içerisinde gerçekten sadece resim yaptım, sadece resim öğrenmeye çalıştım. Sadece sanat tarihi hoca hep anlatırdı. Onları öğrenmeye çalıştım. Ve ne galerici düşündüm, ne satmak düşündüm, ne bir şey. O dünyayı tanımak istediniz şey. Sadece. Evet, hiçbir şey. Yani düşünemedim. Öyle bir şey oldu. Sonra sergi 94'te, 91'de girdim. İlk kişisel sergimi 94'te açtım. Sergiye gelmeden önce hiç bilmediğiniz bir dünya. O kendi sanatınızı, yani kendinizi nasıl buldunuz? Mesela örnek aldığınız ressamlar oldu mu? O kendi çizginizi, kendi karakterinizi o dönem mi yarattınız, buldunuz ya da o bulunan bir şey mi yoksa hala arıyor musunuz? Hala tabii ki kendi tarzım var fakat kendi tarzımda arayışlar devam ediyor. Bitmez çünkü. Şöyle söyleyeyim, ilk o atölyeye gittiğim zaman da Yusuf Hoca demişti ki kopya yapacaktık dünya sanatından. Şu dosyadan dedi bir sanatçı seç onu yap dedi. Ben de gittim hakikaten kübik resimleri olan bir sanatçının şeyini seçmişim. Hoca da mesela dedi ki bu bravo dedi ben de sizden bunu beklerdim. Demek ki bir soyut şeyimi hoca görmüş benim. Hani gidip de böyle sıkı sıkı bir figür resmi ya da bir vazoda çiçek resmi seçmediğime göre diyorum kendi kendime. Oradan yola çıkarak. Zaten benim algılarım da hep soyut taymışım ki öyle şeyler seçmişim. Biraz da kolaj kökenliyim. Çok kolaj yaptım. Yani renk ve biçimi orada çok çalıştım. Yani hala çok çalıştım. O sistem hala gider. Form biçimi algıladıktan sonra boşluk şu bu vesaire derken daha yalına gitmeye başladım. Ama bunlar hayatla beraber oldu. Hayatla zorlukları nasıl bir adım açtığım an inanın ben bunu hep söylerim. Formlarda da tık diye bir değişiklik olurdu. Yani aslında yaşamla sanatın kesinlikle, değil mi? Çok güçlü kesinlikle bir bağı var. Sanatın kendisi zaten yaşam. Ben bunu savunuyorum. Yani bu durumdan öyle bir haz alarak yapıyorsunuz ki bir de bunu. Ama yaşamda da olumsuz çok noktam oldu. Bu dönemde boşandım, 96'da boşandım. Ondan sonra vesaire. Bekar bir anne olarak tabii, yolunuza devam ettiniz. Bir tane oğlum oldu söylemiştim. Oğlumla birlikte Cihangir'de yaşamaya başladım. Bu kısa dönemde tabii çok ekonomik koşullarda
Vurmadı mı? Vurdu tabii ki. Çok detaya girmeyeceğim. Bunun için de 10 yıl bir avukatın sekreterliğini yaptım. Bu süreç içerisinde çocuk okula ben atölyeye. Hiç bırakmadınız. Çocuk okula ben işe, oradan atölyeye, oradan eve. Bu üçleme acayip bir kendime böyle bir sistem kurdum. Fakat çalışmamı hiç istemiyordum. 10 yıl orada o kadar kendime şeyler koymuşum ki sonra hatırlıyorum bunları. Mesela ben bir kahve sabah gidip bir kahve bir sigara içerim. Orada kendime kahve ve sigara içmeyi yasaklıyorum, duygusal olarak yasaklıyorum. Enteresan. Bu keyfi bile istemiyorum. O keyfi istemiyorum. Ne zaman istiyorum? Oradan çıkıyorum. 4'te çıkıyordum. Koşa atölyeye gidiyorum. Orada bir keyif. Bir sigara yapıyorum, bir keyif yapıyorum, bir kahve içiyorum. Ama zannediyorum o yani resmi yapabilmeniz için, hayatınızı sürdürebilmeniz için bu işe ihtiyacınız tabii, var. Tabii. Yani resim, aslında biraz bunu da sormak istiyordum. Destek mesela girişimci kadınlar hani bazen işte butik açacak oluyorlar, dükkan. Çok az gerçi o da ama bir takım destekler oluyor. Hiç böyle sanat için, kadın sanatçılar için böyle destekler? Yok, hiç. Ben de öyle bir arayışa hiç girmedim. Çünkü çok farklı bakıyordum o zaman. Şimdi bunları böyle konuşuyorum. Hani çok sağlam duruş, evet, ama yıllar geçtikten sonra bu duruşunuz ancak olabiliyor. Çünkü bunların hepsini sindiriyorsunuz. Acılarınızı, tatlılarınızı, hepsini yaşamda nasıl bir acıyla karşılaşıyorsanız, ister ekonomik, ister duygusal, neyse ne. Ama onu hallettiğiniz zaman iç yapınızda, o duyguyu körelttiğiniz zaman ya da hallettiğiniz zaman inanın resimleriniz de değişmeye başlıyor. Figür, yani daha çok resimlerinize baktığımızda hep geometrik şekiller. Evet. O nasıl gelişti? İşte soyutlaya. Dediğim gibi kolaj kökenliyim. Ben aslında şunu hep söylüyorum, tuval sanatçısı değilim aslında. Ama sonra tuvaller de yaptım. Tuval üzerine resimlerimle, şu karşıdaki yuvarlak işimle mesela tuval. Şu dikdörtgenlerde tuval. Daha çok geri dönüşüm meselem var benim. İlk mesela şurada 94'te yaptığım atık naylonlardan yaptığım bir resim var. Dipdiri duruyor. 94 düşünebiliyor musunuz? Kaç sene geçmiş, aynen duruyor. Yani benim daha çok buluntu nesneleri severdim. İşte kağıtlarla, kolaj falan. Yani biraz daha sıra dışı aslında. Hani gelenekçi bir yapım yok. O yüzden öyle ben bir... de sizi sıra dışı diye tanımladım. Doğru ama doğru. Gerçekten öyle. Aile evet öyle. Çok sıkı böyle bir şey değil ama. Muhafazakar bir ailenin kızı değildim ama. Değilim. Yine de bu toplumdaydı. Ama onlar çok açık beyinleri vardı. Annemin babanın da gerçekten öyle. Bu soyut meselesine gelirsek önce tabii hadi ben de kareye, zaten gördüğünüz zaman kareler çok baş köşede. Yani şu olmadı tabii ki. Olmaz da zaten. Ya hadi ben de şöyle yaptım bir de kare yapayım falan. Öyle bir şey sanatta yok zaten. Sizi oraya götüren bilinç var. Beni oraya götüren kendi duygusal, içsel, ruhsal yapılanmalarımın seçkilerinden çıkan aslında. Yani hepsini yaprak dökümü gibi soyutlayarak bir taraf ediyorum ama aynı anda, aynı paralelde yaşamda da öyle. Yaşamda da çok sert şeylerim olmuştur yani. Keskin. Tabii. Yani o sert şeylerim belki bugün hani karelerimin renklerinde falan görülebilir. Tabii ki sert derken yaşamda bir kadının ayakta durması gerçekten çok güç bir şey. Ki ben bunu başardığımı zannediyorum. Risk almadan da bunlar başarılacağını hiç düşünmüyorum. Ben çok risk aldım. Atıyorum çalışma hayatını 10 yıl çalışarak mesela. Kaç, 2 kuruş para alıyordum. Yusuf Hoca bile soruyordu. O avukat sana hala 200 lira mı veriyor diyordu mesela haftada yalnız. Belli ki kızıyordu ona yani az para veriyor diye. Ama 94'te o sergiyi bütün bu zorluklara rağmen yine de açmayı başardınız. Evet, kaç güzel. Yaşındaydınız o zaman sergiyi açtığınızda ve ne hissettiniz ilk serginizde? Valla şimdi 35 yaşında resme başladığıma göre 91, 39 yaşındaymışım. Çünkü geç başladım. Dediğim gibi
alternatif sanat eğitimi olan, tesadüflerle gelen, büyüyen, evet, bunu azmeden, inanan, sanata inanan. Hı hı. Neden? Çünkü sanatın gördüm ki, fark ettim ki sanat insanları değiştiriyor, yapılandırıyor, size çok farklı bir alan yaratıyor. Mesela çok araya girip bir yerde okumuştum, çok etkilendim. Frank Stella diye bir dünya sanatından minimal sanatçı, bir sanatçı var. O demiş ki, ben hayatımı sanata veriyorum cümlesini istemiyorum demiş, sevmiyorum demiş. Esas demiş, sanat bana hayatımı verdi diye bir cümle yapmış. Çok güzel. Hakikaten de aynen sanat bana hayatımı verdi. O tamamlandım aslında. Bir anlamda. Ve 35 yaşındaydınız. Aslında evet, belki de hani o hep programın başında da söyledik ya, yargılar, kalıplar, tabular. Belki bunların hiçbirisi de aslında yok. Zaman yok, cinsiyet yok. Tabii, aynen aynen. Ya bir de ben biraz gençliğimde de asi bir kızdım. Hani asi yapıp da ne yaptım? Hı-hı. Ama yani onu beğenmem, şunu beğenmem, annem bir şey der, hayır derim. Hep hayır. Hı-hı. Hep bir hayırım vardı benim. Hı-hı. Ama sonuçta hayırlarım hala var. Hı-hı. Ama o hayırlarımı aslında içe dönerek sanata aktarmakla yapıyorum. Sanatı sorgulamakla, sanatı sorgulamak denildiği zaman da elbette ki aynı paralelde hayatı ve kendimi sorgulamakla. Hı-hı. Yani şu kostümlerde bile oradaki mesajlarım da şu ayakkabılarda, o işte kutunun içine ayakkabılar meselesi mesela, hı hı, gibi onların da o mesajları da o şekilde vermeye çalışıyorum. Bitmez, tükenmez bir sorgulayıcı tarafım var. Aşırı hassaslık diye kırılan bir tipim. Hemen kırılırım, hemen dökülürüm. Ama toplarım, niye topluyorum? Atölyeme geldiği zaman benim bu alanım bana çok güç veriyor. Bütün zorluklara rağmen atölyemin olması, atölyemde bütün o bedelleri ödemem, ekonomik ekonomik olarak bunları yapabilmem ki yapmam mümkün değildi yani. Nasıl oldu, hala nasıl gidiyor? Ama yani bunu seviyorum. Ama bugün buradayız. Evet, bugün buradayım, şuradayım, siz karşımdasınız. Peki şimdi biraz bugüne gelelim isterim. Evet. Sürdürülebilir, pardon... Giyilebilir. Evet, giyilebilir sanat. Evet, evet. Giyilebilir sanat şöyle... Onu acaba biraz siz giyerek de bize mi gösterseniz, onu öyle mi konuşsak, ne dersiniz? Olur. Tamam. Bir keyifle. Tamam. Uzun yıllar, kaç yıl sonra onu ilk defa giyeceğim. Hı-hı. Sergide bir kez giymiştim, bir de size giyeceğim. Aa, çok güzel. Evet. Ne kadar güzel. Bizim için de çok güzel, evet, bir sürpriz öyle olmuş oldu olacak. Bu. Peki. Tamam, öyle yapalım. Tamam. Giyilebilir sanat nedir? Bir görelim. Okay. Onun üzerine de siz bu yolculuğa nasıl böyle devam ettiniz? Nasıl oluştu bu fikir? Tamam. Onu da konuşuruz hep birlikte. Tamam. Tamamdır. Sanatınızı giydiniz. Evet, giymeden yapamıyorum son yıllarda. Bunun hikayesi 2012'de başlıyor. Hı hı. 2012'de aslında siz soracaksınız ama madem böyle bir cümle kullanırken onu da geçeyim. Hı hı. 2012'de Arka Oda diye bir sergi yaptım Mine Sanat Galerisi'nde. Onunla çalışıyorum uzun yıllardır. Hı hı. Orada atıklardan bir sergi yapıp giydim. Gerçekten çok yani çok benim için çok heyecanlı bir şeydi. Ve Mina Hanım da dedi ki, ay Sabahat Hanım lütfen dedi bunu her serginizde yapın diye bana bir öneride bulundu. Hı hı. Ben de onu çok da severek devam ettirdim aslında. 2012, bugün 2024'e girdik artık. Kaç yıldır her kişisel sergimde sergi bağlamında atıklardan ürettiğim bir kostüm giyiyorum. Hı hı. Ve aslında... Kendimiz de
bu duruşumla sanat nesnesi haline yetinmiyorum resim yaparak. Bir de bu şekilde hem artı performans ve artı kendimi heykel gibi, bir sanat nesnesi gibi ortaya koymak maksadıyla bu şekilde yapıyorum. Yani sanatınız bedeninizde vücut buluyor. Evet, evet. Çok güzel. Hatta bir çok sevdiğim bir arkadaşımız var. Sanatını giyen kadın diyor bana. Resimlerini evet, giyen doğru, kadın diyor. Doğru. Evet. Şimdi bu kostümün, yani üzerinizdeki eserinizin hikayesini alabilir miyiz peki? Yani tabii. Atık malzemeler mesela, burada hangi atık malzemeler var? Onlara nasıl erişiyorsunuz, ulaşıyorsunuz, siz mi topluyorsunuz? Ya aslında biraz tesadüf de oluyor. Son zamanlarda da bayağı çöp topluyorum. Gündelik yaşamından kendim biriktiriyorum. İçeride de gösteririm diğer odada. Son yaptığım işlerde bayağı abartılı atıktan yaptığım 3-5 tane işim var. Aslında buna gelecek olursak, bu kostümü ben bu kez ikinci kez giyiyorum. Sizin için giydim onu da. Teşekkür ederim. 2022 yılında Karşı'da Barış Manço Kültür Merkezi'nde mavi bir renkten daha fazladır diye ismi olan sergi ismi. Öyle bir sergi yaptım. O serginin kostümü bu. Kumaşı aslında atık bir çarşaf, eski bir çarşaf. Şunlar strafor. Bahsetmiştim, koleji yapmayı çok seviyorum çünkü kolej işlerim vardı. Sergide de bu tür işlerim var zaten, vardı. Şuradaki çiçeklerim 50 yılından aileden ailede hep duran, evde duran çiçekler. O şekilde, ha, başımdaki kırmızısı görülen çoraplarım. Evet, onun üzerine de onları konduruvermişim falan filan işte öyle. Arkadaydı zaten, onu devam ettirmişim. Böyle çıkıyor aslında. Biraz tamamlanma oluyor. Resimlerimle bütünleşip o mekan içerisinde tabii ki. Tamamen resimlerimle bütünleşme derdimle alakalı. Öyle bir üretim yapıyorum. Az önce ifade ettiğiniz gibi aslında yaşamınızla bütünleşmesi. Tabii. Bu yaşam sizin yaşamınız. Aynen, aynen. Değil mi? Çok güzel söylediniz. Aynen. Ve yaşamımın içindeki parçaları da dahil ediyorum. Örneğin çiçekler. Yani plastik çiçekler. Çok benim için her zaman gördüğümüz, baktığımız evde öyle bir eskiden kalan bir şey. Onu koyuyorum. Olmadı başka bir şeyde de başka bir şey koyuyorum gibi. O andaki duygusal şeylerimle de çok alakalı bir şey bu. Böyle devam ediyor. Sizin gibi böyle giyilebilir sanat yapan sanatçılar var mı ülkede? Nasıl? Vallahi şimdi dünya sanatında tabii vardır. Fakat Türkiye'ye geldiği zaman biraz iddialı olacak ama benden sonra herkes bunun biraz kötü bir cümle olabilir ama öyle görüyorum. Yapıyor. Birkaç tane var öyle yapan. Ama siz ilksiniz neredeyse. İlk olmam şöyle, onlar kendi resimlerinin desenlerini yapıyorlar. Benimkisi öyle değil. Benimkisi tam bambaşka bir şey. Benimkisi atık nesne, geri dönüşüm ve tamamen kendime heykel gibi durarak o şekilde bunu uyguluyorum. Ve kesinlikle yaratım süreci isteyen bir şey. Yani resimimin alıp da tuvale bastırıp da giymiyorum mesela. Öyle bir peki şey değil. Peki bu atıklar, hani bahsettiğiniz doğa hep benim yaşamımda çok önemli oldu, sanatımda da hep bunu ele aldım demeniz. Hani aslında hiçbir şey atık değil. Değil. Bunu mu birazcık vurgulamak ya da hani dönüştürmek yani? Ya evet evet, aslında her şey değişiyor dünyada, her şey. Yani değişmeyen hiçbir şey yok aslında. Bu anlamda da baktığınız zaman geri dönüşüm hem tarihsel olarak zaman dilimi içine giriyor, anılarınız giriyor. O basit gibi duran bir nesneyi siz sanat nesnesi haline getiriyorsunuz. Örneğin çiçekleri koymuşum. Bir hikayesi var değil mi? Bir hikayesi var ve ben bunu şu anda sanat nesnesi haline getirdim, değiştirdim. Evet. O anlamda çok tabii önemli bir şey. Balon parçaları, evet. Doğru mu görüyorum? Balon. Bir de bunun önünde duruyoruz. Evet. Bu da yine atılan balonlar. Evet evet. Öyle mi? Onun hikayesi teller. Şöyle. Evet evet. Onun hikayesi aslında şöyle, pandemiden önce bir proje geldi bana. Bir AVM'nin işte sahibi, Metropol AVM. Oradan onların alanına, AVM'nin alanına çok büyük balon heykeller yapmış Amerikalı bir sanatçı.
Çok devasa ama bütün hayvanlar. Gittim gördüm, gerçekten çok güzeldi. Sonra onlar bir proje üretmişler. Demişler ki bu balonlar sönecek. Sonra biz de Türkiye'deki sanatçılara verelim bu atık balonları. Bize bir sanat nesnesi üretsinler. Biz de onları alalım koyalım bir köşeye gibi sergi yapalım. Hatta oldu sergisi de. Ondan sonra da kalan balonlar, çok balon gelmişti atölyeye. Ve ben ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani bu nesneyi, bu balonu hakikaten sanat nesnesine dönüştürmek bu şekilde gerçekten çok zor bir şey. Hiç deneyimim yoktu fakat dediğim gibi kolaj kökenli birleştirme yapıyı yanım, formları birleştirme yanım olduğu için, çok kuvvetli olduğu için başardım ve yaptım. Sevdiniz. Gerçi sevdim sonra da. Burada bir yığın balon vardı. Dedim ki bunlardan bu kez de kendim için üretimler yapayım diye bunları yapmıştım. Vallahi siz böyle çok havalı oldunuz. Evet yani bak. Biz sarık kaldık. Çok teşekkür ediyoruz Sabahat Hanım. Rica ederim. Bugün bizi atölyenizde ağırladınız. Bize gerçekten feyiz olacak. Pek çok kadına feyiz olacak. Pek çok kişiye feyiz olacak. Hikayenizi bizlere aktardınız. Sağ olun. Emeklerinize sağlık. Sergilerinizde buluşmak üzere diyorum. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. İlginize ben de çok teşekkür ediyorum. Ne güzel bir buluşma. Benim için güzel bir anı olarak kalacak. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.